Merhaba değerli izleyenlerim ve takipçilerim, Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üzüm yaprağı saklamada memnun kaldığım yöntemlerden 3 tanesini sizlerle paylaştım. Yeri geldikçe 3 farklı yönteminde uzun süre dayanması için püf noktalarını verdim. Kaçırmamanız için sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Pazardan aldığım üzüm yapraklarını tozundan, toprağından arındırmak için öncelikle güzelce yıkadım. Daha sonra saplarını kopartmadan hepsi aynı yöne bakacak şekilde, bakın şöyle göstereyim, yani mat kısımları üstte, parlak kısımları alta gelecek şekilde sıraladım. Pazardan yaprak alırken arkadaşlar, yani satın alacağımız yaprağın şu damar kısımlarının ince olmasına dikkat edelim. Damar kısımları ne kadar ince ise yaprak o kadar taze olur. Birinci yöntemde yapraklar haşlanmadığı için saplarını katlayınca yaprağa zarar vermemesi için kesiyorum. Çok da yaprağa yakın kesersek yine yapraklar zarar görebilir. O yüzden 1 milim mesafeden kesmemiz daha uygun olur. Bakın önce belirttiğim gibi saplarını kesip daha sonra ekranda gördüğünüz şekilde katlıyorum ve kavanoza basıyorum. Kullanmış olduğum kavanoz 1 litrelik. Ara ara elimizle iyice bastırarak kavanozun daha çok yaprak almasını sağlayalım. Bu arada yaprakları kavanoza basarken kırılmasın diye akşamdan sabaha kadar beklettim. Bekleyen yapraklar hafiften yumuşadı. Bekletirken şunu da hemen belirtmek isterim. Kesinlikle ağzı kapalı poşette veya sofra bezine sarılı bir şekilde bekletmeyin arkadaşlar. Biraz yaprakları serer gibi yayın, o şekilde kalsın. Aksi halde yapraklar yanık gibi olur. Kullanamazsınız. Sizleri sıkmamak adına bu kısımları özellikle biraz hızlı çekimi yaptım. Kavanoz dolana kadar aynı işleme devam ediyorum. Bu videoda ilk defa karşılaştıysak ve abone değilseniz bu videodan hemen sonra abone olmanızı tavsiye ederim sevgili izleyenlerim. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Abone ol butonundan abone olduktan sonra yüklediğim videolardan haberdar olmanız için bildirim zilinizi açmayı unutmayın lütfen. Yaprakları ara ara bastırarak tamamen doldurduğum kavanozun en üstünü kürdan yardımıyla bastırıp yaprakların suyun altında kalmasını sağlıyorum. Üzerine kaşığın alabildiğince tepeli olacak şekilde 1 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Daha sonra fokur fokur kaynar su ilave ediyorum. Kavanoz iyice basılı olduğu için su birden alta inmeyecektir. O yüzden yavaş yavaş döküp tamamen alt kısımların suyla dolması için yapraklara zarar vermeden küt bir bıçakla havasını alıyorum. Bakın kaynar suyun direkt temas ettiği kısımlar sarardı. Bir gün içinde yaprakların tamamı sararmış olacaktır. Bu aşamada olabildiğince elimizi çabuk tutalım ki suyun sıcaklığı gitmeden kavanozun kapağını kapatıp güzel vakumlanması için hemen ters çevirelim. Kavanozun ağız kısmında tuz, su vesaire kalıntılar varsa mutlaka güzelce silip temizledikten sonra yeni bir kapakla sıkıca kapatıp ters çevirelim. Vakumlanasıya kadar sıcaklığını koruması için bir gün veya akşamdan sabaha kadar üzeri örtülü halde bekletelim. Örneğin akşamdan yaptığınız, sabah kalktığınızda mutlaka kapakları kontrol edelim. Kapakların vakumlanmış olması gerekir. Eğer ki baktınız zayıf vakumlanan varsa, olur ya kaynar suyunu koyarken zil çaldı, telefon çaldı, bir şeyler oldu vesaire, oyalandınız, suyun derecesi düştü, ondan dolayı da kapaklar zayıf tuttu. Hiç sıkıntı etmeyin sevgili izleyenlerim. Tencereye birazcık su koyup sadece kapak kısmını 2 parmak su geçecek şekilde kavanozları ters olarak kaynatın. 5-6 dakika kaynaması yeterli olacaktır. Hemen ikinci yaprak saklama yöntemine geçiyorum. Uygun bir tencerenin içine 3-3,5 litre kadar su koydum. Su kaynadıktan sonra dolu dolu 3 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim ve güzelce erittim. Yaprakları, saplarını kopartmadan demetiyle kaynar suyun içine atıp 3 saniye kadar bir tarafını, 3 saniye kadar da diğer tarafını sıcak suyun içinde tutup hemen çıkartıyorum. Çok fazla kaynatmaya gerek yok. Rengi dönene kadar kaynar suyun içinde tutmamız yeterli olacaktır. Haşladığım yaprakların suyunun güzelce süzülmesi için bir süzgecin içine çıkartıyorum sevgili izleyenlerim. Sıcak yaprakları üst üste koyduğumuzda pişmeye devam edecektir. Bu yüzden üst üste değil de bakın gördüğünüz gibi süzgecin içine dağınık bir şekilde koyuyorum. Evet, bütün yaprakları haşladım. Güzelce suyunu süzdü. Bu arada ılındı. 1 litrelik kavanoza saplarıyla birlikte gördüğünüz şekilde katlayıp yerleştiriyorum. Kavanoz daha çok yaprak alması için elimle ara ara düzeltip üzerine bastırıyorum. Bir litrelik konserve kavanozu haşlanmış yaklaşık 1 kilo yaprak alıyor arkadaşlar. Tabi yerleştirmeye bağlı olarak da miktar değişebilir. Güzelce bastıra bastıra yerleştirilirse dediğim gibi yaklaşık 1 kiloya yakın yaprak alır. Tuzlu suda haşlandığı için ve vakumlama yöntemiyle yapacağımız için çok fazla tuz koymuyorum. Üzerine yarım yemek kaşığı kadar tuz koymamız yeterli olacaktır. Vakumlamadan yapsaydık daha çok tuz koymamız gerekecekti. Bu yöntemle hem daha az tuzlu hem de 1,5-2 yıl istediğiniz zaman çıkartıp tekrar haşlamaya gerek kalmadan yapraklarınızı kullanabilirsiniz. Evet, yaprakları bastıra bastıra güzelce kavanoza doldurdum. Belirttiğim gibi hemen hemen 1 kiloya yakın haşlanmış yaprak aldı. Üzerini soğuk içme suyuyla doldurup bıçak veya kaşık yardımıyla yapraklara zarar vermeden kenarından açtırıp suyun tabanına kadar inmesini sağlıyorum. Mutlaka su yaprakların üzerinde olması gerekir. Temiz ve yeni bir kapakla kavanozu kapatıp kavanozu ters bir konumda 5-6 dakika kadar kaynatıyorum. Kaynama aşamasında suyun kapaktan 1-2 parmak yukarı geçmesi yeterli. Sonra bir gün ters bir konumda üzeri örtülü bekletip evinizin en serin, ışık ve güneş almayan bir yerinde saklayabilirsiniz. Üçüncü ve son yöntem, haşlayıp suyunu iyice süzdürmüş olduğum yaprakları avuçlarımın içinde hafiften suyunun tamamen akması için gördüğünüz şekilde sıktırıyorum. Daha sonra istediğim miktarlarda buzdolabı torbasına doldurup dondurucuya kaldırıyorum. Bu yöntemde de yaprakların saplarını koparmanıza gerek yok. Buzluk kokusu olmasın diye çip torbaya koyuyorum. Saracağımız zaman dondurucudan yaprakları çıkartıp buzdolabının normal bölümünde çözdürelim. Kesinlikle yapraklar tamamen çözülmeden yapraklara müdahale etmeyelim. Aksi halde yapraklar parçalanır. Kışın herhangi bir işlem uygulamadan doğrudan yaprakları kullanıp sarma yapabilirsiniz. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Konuyla ilgili öneri, beğeni ve deneyimlerinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.